Cezaevleri için henüz gizlilik ibaresi olduğu için açıklanmayan ancak uygulaması başlayan yeni bir genelge gündemde. Gönderilen genelgede tutuklu ve hükümlülerin plastik leğen, kova, çamaşır ipi ve tüm bitkilerine kişiye özel sınırlamalar ve yeni yasaklar getirildi. Günlük hayat içinde kullanılan tüm bu eşyalara gelen baskılara da mahkumlar tepkili. Siyasi koğuşlarda tutulan mahkumlar bu uygulamanın problemleri oldukça artıracağını belirtiyor. Konuyu gündeme alan ve görüşlerini aldığımız İnsan Hakları Derneği üyesi Avukat Yüksel Genç, baskı sürecinin 7 Haziran'dan sonra artarak devam ettiğini belirterek uygulamaların geri çekilmesini istedi. Yaşama sevinçlerini yok etmek, onların baskı altında tutulmasını sağlamak, işte sürekli devletin biz sizi kontrol ediyoruz, zaptura altında tutuyoruz söyleminin bir yansıması olarak görüyoruz bunu. Peki bunlar aslında mesela içeride yani leğenin bulundurulmaması, işte çiçek yetiştirilmemesi, yani bunlar hükümlüler arasında nasıl gelişmelere yol açar? Yani mesela leğen sayısının indirilmesi cezaevinde nasıl bir şey yol açabilir? Şöyle, şimdi özellikle komünel yaşama alışmış siyasi tutuklar hükümler için çok sorun teşkil etmeyebilir. Zaten onların dile getirdiği de bu. Yani biz diyorlar komünel yaşama alışmış insanlarız, bir leğenle 10 kişiyle idare edebiliriz veya bir maçtırabayla 10 kişiyle idare edebiliriz. Ama özellikle bireysel yaşamın ön planda olduğu adli tutuklar arasında ve adli hükümler arasında bunlar çeşitli kavgalara, tartışmalara sebep olacaktır. Olmaya da başladı. Bunu niye yapıyorlar, niye bu şekilde davranıyorlar veya bunun yasal düzenlemesini niye açıklamanı bunu bilemiyoruz. Ama bize gelen bilgiler cezaevi idarelerinin hükümlere gizli genelge, gizlilik ibaresi olan genelgelerin göstererek bunlar bizim elimizde olan şeyler değil, bakanlıktan gelen talimatlarla hareket ediyoruz diyorlar. Esas yönetmeliğe aykırı olduğuna iptal yoluna gideceğiz. Bununla ilgili de cezaevlerinde gerekli beyanlar veyahut da direnişler yapılıyor zaten. Yani bu yani uygulanmaması konusunda. Biz de dışarıdan insan hakları olarak bunun bir insan hakkı ihlali olduğunu düşünerek bu konuda gerekli girişimlerde bulunacağız.